Merhabalar sevgili Sanayi TV izleyicileri. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Bugünkü yayın konuğumuz çok önemli bir konuk. Balıkesir'den katılıyor. Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir. Hemen yayına konuğu alıyoruz. Hoş geldiniz Burcu Hanım. Merhabalar Mustafa Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Çalışmalara devam ediyoruz. Sizler de iyisiniz umarım. Çok teşekkürler. Şimdi İstanbul'da havalar bayağı soğuk. Bir iki gündür özellikle çok sert soğuklar esiyor. Balıkesir'de nasıl durumlar? Aynı durumda. Biz de kar bekliyoruz hatta bugün bayağı bir soğuk. Yağış da var. Ama beklediğimiz mevsimdeyiz. Artık olsun diye de bekliyoruz yani açıkçası. Bayağı iyi gitti çünkü. Evet, geçen yılla bu yıl herhalde birkaç yıldır böyle mevsimlerde biraz değişiklikler ama artık biz böyle kar doğasına falan çıkacağız neredeyse neden kar yağmıyor diye. İstanbul'da çünkü yani, eskisi evet. Kadar yağmıyor yani. Biz Balıkesir'de çok görmüyoruz ve yılın belli zamanlarında kısa sürede olsa yine de karla buluşuyoruz. Evet, o güzellikle de karşılaşmak lazım diyerek biraz başlayalım. Şimdi Teknokent Genel Müdürüsünüz Burcu Hanım ama sizi çok da yakından tanımıyoruz. Kendinizi bize biraz tanıtabilir misiniz? Tabii. Fethiye Burcu Aydemir, makine mühendisiyim. Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda kontrol ve otomasyon teknolojileri programında da 20 yıllık öğretim görevlisiyim. Balıkesir Teknokent'te buluşmam 2019 yılında Balıkesir Teknokent kapılarını açtı. Ben ilk proje ekibinde yer aldım. Daha sonra genel müdür yardımcılığı görevine getirildim. 2021 yılında da genel müdür olarak atandım. Halen genel müdür olarak görevime devam ediyorum. Çalışmalarımızı daha çok artık hani öğretim görevliliği de devam ediyor. Ancak daha yoğun bir şekilde Balıkesir Teknokent'te devam ediyorum görevime. İkisine böyle yoğunluğunuzu, iş temponuzu nasıl planlıyorsunuz? Hem hocalık yapıyorsunuz, diğer taraftan Teknokent'i yönetiyorsunuz. Tabii. Derslerimi bir güne toparladık. Bir günde ders veriyorum. Bir de online bir dersim var. Proje derslerimiz. Öğrencilerimi ben Teknokent'e çekiyorum. Hem onların Teknokent'le tanışması, burada yapılan işleri görmeleri, hem de girişimcilerle tanışmaları, biraz da girişimciliğe özensinler şeklinde onları buraya çağırıyorum. Burada da devam ediyoruz. Ben de derslere gidiyorum. Bir günü derslere ayırdım. Diğer günlerimiz aktif bir şekilde Teknokent'te geçiyor. Peki Teknokent'te durumlar nasıl? İstediğiniz, arzu ettiğiniz seviyede misiniz? Planlarınız neler, neler yaptınız? Teknokent'te durumlar güzel. Ben 2021 yılında genel müdür oldum. Gerçi 2019 yılından beri aktif bir şekilde bu ekibin içinde olduğum için artık bütün A'dan Z'ye başlangıç aşamasından sonuna kadar olan bütün süreçlerde yer aldığım için çok iyi gözlemleyebiliyorum hem gelişmeleri. 2021 yılından itibaren biz güzel bir ivme kazandık. Balıkesir'de Teknokent'i tanıtmakla başladık daha doğrusu. Çünkü çok yeni bir kavramdı. Teknoloji geliştirme bölgesi. Önce bunu tanıtım faaliyetlerine ayırdık bütün zamanlarımızı. OSB ile çok sıkı ilişkiler kurduk. Şu anda çok güzel gidiyor. %100 doluluktayız. 2021 yılından beri biz %100 dolulukla devam ediyoruz. Artan, eksilen, çıkan, projesi tamamlanan firmalarımız oluyor. Talepler çok fazla. Bu şekilde Teknokent aktif bir şekilde, yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor şu anda. Balıkesir Teknokent 2019 yılında ilk proje kabulünden sonra çıktığı yolculukta tabii ilk başta Balıkesir'e biraz yabancıydı. Daha çok bulunduğu konum itibariyle Balıkesir'in çok önemli bir konumu var. İzmir ve İstanbul otoyolunun tam kesişim noktasında. Hem İzmir'e çok yakınız şu anda, hem İstanbul'a çok yakınız. Biraz İstanbul teknoparklardaki doluluktan yer bulamamış teknoloji şirketlerinin biraz cazibe merkezi gibi olduk ilk başta. Çünkü o dönem Balıkesir çok tanımıyordu. Ama daha sonra biz Balıkesir'e de çok güzel bir şekilde Teknokent'te yer almalarının kendi firmaları açısından elde edecekleri avantajları, görünürlükleri, ileride gelecekleri nokta konusunda hem de Balıkesir'e hem bölgemize hem de Türkiye'ye katkı sağlayacaklarına dolayısıyla burada olmalarının çok önemli olduğunu konusunda çok güzel bilgilendirmeler yaptık. Ve Balıkesir'den de ilgi görmeye başladık. Şu anda firmalarımız Balıkesir firmaları da bayağı yoğun bir şekilde devam ediyorlar. Balıkesir Teknokent'in şöyle güzel bir yapısı var. Bizim ortaklık yapımızda organize sanayi bölgesi var. Balıkesir Sanayi Odası var. Ticaret Odası var. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyük
Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi, Burhaniye Ticaret Odası gibi şehrin bütün dinamiklerini, sanayi ve teknolojiyle iç içe geçmiş bütün dinamiklerini içinde barındıran bir ortaklık yapısına sahip. Dolayısıyla biz bu mekanizmalarla ayda bir zaten sürekli bir araya geliyoruz. Onların da bize çok katkısı oldu. Biz Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'yle çok sık bir araya geliyoruz. Oradaki fabrikaları belki 2 kere 3 kere dolaştım. Onlara Teknokent'i anlattım. Burada yapabileceklerini konuştuk, tartıştık. Şu an Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 20 bin istihdamı olan, 156 tane fabrikası olan ve genişleme yönünde ilerleyen yeni genişleme alanları da yapılıyor şu anda ve istihdamın 35 bin lira çıkacağı, 35 bin lira çıkacağı, firma sayısının da fabrika sayısında giderek artacağı öngörüldüğünde bu fabrikaların da Balıkesir Teknokent'e ARGE faaliyetlerini sürdürmesi için biz girişimlerimizi yapıyoruz. Şu anda İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 500'de yer alan 8 firması Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk 500'de. Onlardan 3 tanesi de Balıkesir Teknokent'te ARGE faaliyetlerini yürütüyor. Tabii biz bu önemli ihracatta başarılı olmuş, markalaşmış fabrikaların Balıkesir Teknokent'te ARGE faaliyetlerini yürütmesini çok önemli buluyoruz. Şu anda örnekleri var. ARGE birimlerini çektiler Balıkesir Teknokent'te. Dolayısıyla bu ilginin daha da artacağını görüyoruz, öngörüyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz ay biz Balıkesir OSB'ye gelmiştik. Hatta orada böyle geniş çaplı bir de çekim yapmıştık. OSB'nin hemen hemen her tarafını gezmiştik falan. Teknokent'te gelmeye fırsat bulamamıştık. Umarım ileriki zamanlarda geliriz de oraya. Şimdi teknokentlere baktığımız zaman karşımıza iki işlevle çıkıyor aslında. Hem girişimcilere yer hazırlamak, onların ileriye dönük iş yapmalarını sağlamak hem de eğitim konusu da var bu işin içerisinde biraz teknokentler. Bu konularda neler yapıyorsunuz? Yani eğitim ve girişimcilere nasıl destekler sağlıyor Balıkesir Teknokent? Bizim aslında önemli görevlerimizden birisi, evet dediğiniz gibi biz girişimcilere mekan, ofis sağlıyoruz. Belki daha sonra ayrıntılı bir şekilde gireceğimiz vergisel avantajlar, Sanayi Bakanlığı'nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sunduğu teknokentleri, teknoparkları cazip hale getiren vergisel avantajların yanı sıra bizim önemli bir görevimiz de girişimcilere ve girişimci adaylarına mentorluk, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek. Biz de diğer teknoparklar gibi bu görevlerimizi yerine getiriyoruz. Çok sık aralıklarla mevzuattaki yenilikler, vergisel mevzuat, nasıl, hangi avantajlardan nasıl yararlanabilecekleri, girişimciliğe hazırlama, yatırımcıyla buluşma gibi çok sık biz de hem eğitim hem danışma programları düzenliyoruz, danışmanlık programları düzenliyoruz. Hem firmalarımızla bir araya geliyoruz. Firmalarımızı Balıkesir iş dünyasıyla, Balıkesir sanayi firmalarıyla bir araya getiriyoruz. Ortak çözümler üretmeleri açısından. Bu teknokentlerin üstlendiği önemli bir misyon. Yatırımcıyla, buradaki iş dünyasıyla, buradaki girişimciyi buluşturmak ve veya diğer teknoparklarla buradaki girişimcileri bir araya getirmek, oradaki ortak çözümler üretmek. Bunlar bizim önemli misyonlarımız arasında ve biz de diğer teknoparklar gibi bunu sık sık yerine getiriyoruz. Ya diyelim ki benim bir projem var ve ben projemi aldım, geldim kapınıza, dedim ki ben bu teknokente girmek istiyorum, projemi buradan geliştirmek istiyorum, ne yapabilirim dediğimde siz nasıl bir karşılık, yani neye göre seçiyorsunuz, ben neleri tamamlamam gerekiyor orada yer bulabilmek için ya da iletişime geçebilmek için? Şöyle, bizim internet sitemizden başvuruyu herkes yapabiliyor ama tabii herkes gelemiyor. Özellikle şu %100 doluluk oranından sonra. Ama tabii ki diyelim ki yerimiz var ve biz sizi almak istiyoruz. Dolayısıyla öncelikle projenizin biz yenilikçi tarafına, inovatif tarafına bakıyoruz. Sonuçlarının katkısı ne olacak, buna bakıyoruz. Bunu gerçekten gerçekleştirebilecek yeteneğe sahip misiniz? Elinizdeki personel bu projede çalışabilecek niteliklere sahip mi? Çünkü çok ciddi bir vergisel avantaj var burada. Dolayısıyla biz biraz ince seçiyoruz. Bunu da aslında biz ön değerlendirmeyi biz bu şekilde yaptıktan sonra hakemlere gönderiyoruz projeyi. Yani aslında Teknokent'te yer almanın en önemli şartı bir projeniz olacak ve proje hakemlerden geçecek. Yani Balıkesir Teknokent'te veya bir diğer teknoparklarda yer almak için en önemli şartımız, hani gelip burası bir emlak ofisi değil, projeniz olması gerekiyor. Bu projenin de çeşitli özellikleri olması gerekiyor ve bu özellikler, bu şartlar yerine getirildiği takdirde Balıkesir Teknokent'te yer alabiliyorsunuz. Bunun için 3 hakeme gönderiyoruz. İkisi sektörden, birisi de akademiden. O 3 hakemden belli bir puanın üzerinde eğer alabilirse girişimci adayı, gelip biz de projenin niteliğine göre
ya kuluçka birimimizde ya da normal girişimcilik ofislerimizde faaliyetlerini sürdürmeye başlıyor. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı özellikle Fatih Kacır'dan sonra daha böyle teknolojiye daha yakın, teknosanayi, biz de gazetenin başında bir ara vermiştik, teknosanayi dönemi diye biraz da bir teknolojiye, katma değerli teknoloji, yüksek teknolojiye önem veren bir isim ve bunun içinde sanayicilere, üreticilere çok ciddi destekler veriyor. Buradan şuna geleceğim. Sizin de birazcık girizgahı yaptınız ama oradan devam edelim. Vergisel avantajlar, yani aslında teknoloji üret, bu ülkeye katma değer sağla diye elinden geleni yapan bir bakanlık da var bir taraftan. Ve bunun içinde kurulmuş teknoloji geliştirme bölgeleri var ve sizin teknokentiniz de onlardan biri. Buraya gelelim. Vergisel avantajı nedir ve yüksek katma değerli teknolojiyi üretmenin ülkemize faydası tabii ki var ama sizin gibi uzman birinden de dinlemek istiyoruz, faydaları neler olur ülkemiz açısından? Evet, Sanayi Bakanlığı şu anda Türkiye'de 101 tane teknopark var. Bunların 89 tanesi aktif olarak göreve devam ediyor. 12 tanesinde altyapı çalışması devam ediyor. Yani toplamda çok yakın bir zamanda 101 teknopark 81 ilde faaliyet gösterecek. Ve buradaki 10 binin üzerindeki firma şu anda 9700'lerden 10 binin üzerine çıktı firma sayısı. Sürekli güncelleniyor çünkü. Bizde de aynı şekilde. Ve 105 bin Ar-Ge personeli şu anda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu bahsettiğiniz avantajlarından, vergisel avantajlarından faydalanıyorlar. Bunlar neler? Ar-Ge gelirlerinden elde ettikleri gelirin gelir vergisini ödemiyor mesela. Veya dışarıdan projesi için bir makine alacak, makine teçhizat getirecek yurt dışından, gümrük vergisini ödemiyor. Yazılım projesi geliştiriyor. Çok bizim teknoparklarda yazılım firmalarımız çok fazla. İstediğimiz de bu zaten. Yazılım projesinde elde ettiği geliri KDV'sini ödemiyor. Ya bunlar çok önemli gelir avantajları. Yani teknoparklarda yeter ki diyor ki, dediğiniz gibi o kadar güzel söylediniz ki yeter ki Ar-Ge yapın. Yeter ki teknoloji, kritik teknolojileri yerlileştirin, millileştirin. Ben sizden vergi almayacağım diyor devlet. Ben sizden katma değer vergisi almayacağım. Bunları dışarıda yapsalar bu vergiler çok ağır yükler aslında onlar için. Ama teknoloji geliştirme bölgelerinde gerçekleştirdikleri için bizim isteği, beklentimiz ne? İşte bu Ar-Ge gelirlerini arttıralım, dışa bağımlılığımızı azaltalım, ihracatımızı arttıralım. Ama bu hangi bölümde? Bizim için bizim beklentimiz bu. OSB'nin beklentisi de farklıdır. Sanayi bölgelerinin işte farklıdır. Biz kritik teknolojilerde ihracatı arttıralım. Yani yerli ve milli ürünler, bu savunma sanayi, yazılım teknolojileri, bilişim teknolojileri. Zaten baktığımızda çok farklı sektörlerde teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar var. Bizde de aynı şekilde. Orada çalışan firmalara sağlanan avantajlar, bu hem onlara cazip geliyor, onlara itici bir güç oluyor. Dolayısıyla daha fazla biz ne yapıyoruz? Bu Ar-Ge gelirlerimizi arttırıyoruz. Bakın şu anda bütün Türkiye'deki teknoparkların ihracat geliri 10 milyar doların üzerine çıktı 2023 Kasım ayı itibariyle. Bu çok ciddi, güzel bir rakam. Tabii yeterli mi? Değil. Daha da arttırmamız gerekiyor. Daha fazla bu yönde çalışılması gerekiyor. Ama güzel bir noktadayız. Zaten baktığımızda son 20 yılda yapılan bu teknoloji hamleleri, zaten milli teknoloji hamlesinin özü de bu. Yerli milli ürünlerin arttırılması, ihracat gelirlerinin bu teknolojide, kritik teknolojilerde arttırılması ve ihracat gelirlerimizin de arttırılması, ithal girdinin daha azaltılması. Biz de bunları teknoloji geliştirme bölgeleriyle ve bu destekler sayesinde firmalarımızı çekerek yapmaya çalışıyoruz. Başarılı da oluyoruz. Biz küçük bir teknokent, mesela Balıkesir Teknokent küçük bir teknokent. Şimdi dışarıya baktığımda ben 9700 ya da 10.000'in üzerindeki firmadan 68'i bizde var şu anda. Ama biz bu 68 firmayla %100 doluluktayız. Yani ben şu anda binamın her yerini verdim. 68 firma kapasitem var zaten benim. Ve ben buraya baktığımda ben de 2020, 2021, 2022, 2023 gelirlerime bakıyorum. En son toplam yurt içi Ar-Ge gelirim benim, bakın şu anda tabloda önümde açık, 126 milyona çıkmış. Firmaların teknoloji geliştirme bölgesi içindeki toplam cirosu 171 milyona çıkmış. Ar-Ge destek personelinin gelir vergisi istisnası tutarı 4 milyonlara çıkmış. Biten projelerin toplam bütçesini söylüyorum. Balıkesir Teknokent 68 firmadan bahsediyoruz. 263 milyon 151 bin liraya çıkmış. Bunlar bizim için gurur kaynağı.
biz böyleysek evet. Diyorum ki o zaman çok daha büyük teknoloji kampüslerinde yer alan teknoparklardaki gelirleri siz düşünün, ARGE gelirlerini. Tabii ki Türkiye ekonomisine katkıdır bunlar. Hedefe doğru emin adımlarla biz de katkı sağlıyoruz. Herkes bir tuğla koyuyor bu inşaata. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz diye umut ediyorum. Peki gelişimi, genişlemeyi düşünüyor musunuz siz de Balıkesir olsaydı gibi? Biz tabii ki şöyle, zaten bununla bizim hedeflerimiz var bizim. Önce doldurmaktı ama doldururken de nitelikli firmalarla doldurmaktı. Yani herkese ne olursan ol gel demedik. Sonuçta çok seçtik projeleri ve şu anda bir gün sizi gerçekten davet etmek istiyorum. Firmalarımızı görmenizi istiyorum. Çok nitelikli, savunma sanayinde olsun, hayvancılık alanında olsun, tarımda olsun, tıp alanında olsun, yazılımda olsun, çok ciddi, iyi işler yapan, güzel işler yapan ve bu ARGE gelirlerini arttıran firmalarım var. Birazdan belki onlara da detaylı örnek vermek fırsatımız olursa vermek isterim. İmalat sanayi, savunma sanayi, enerji alanında mesela yenilenebilir enerji alanında çok iyi firmalarım var. ARGE çalışması yapan. Atık kağıt üzerine çalışan burada çok büyük bir fabrika geldi, ARGE birimini buraya taşıdı. Bunlar bizim için gurur kaynaklarımız. Ülkemiz için çalışıyoruz hepimiz. Onlar da biz de bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah da başarılı oluyoruz. Ne sormuştunuz? Hedeflerimizi sormuştunuz. Bizim evet geçen seneki mesela hedefimiz evet biz doluyoruz, ne yapacağız? Bir atılım yapmamız gerekiyor. Bir önceki İzmir'deki zirvede bir önceki bakanımız bize dedi ki şehirlerinizde gidin, şehir merkezlerinde belediyelerle ortaklık yapın ve şehirle girişimciliği buluşturun, merkezler açın dedi. Daha sonra 2022 yılının Şubat ayında bir yönetmelik geldi ve dedi ki bu yönetmelikte teknoloji geliştirme bölgeleri bölge alanı dışında kuluçka merkezi açabilir dedi. Ve bunun ilk örneğini de Teknopark İstanbul Beyoğlu Belediyesi ile bir ortaklığa giderek Teknopark Beyoğlu Küp Uydu Kuluçka Merkezi'ni ilk olarak açtı. Hemen bizim radarımıza girdi bu. Biz gittik. O zaman genel müdürümüz Bilal Topçu Bey'di. Onunla bir toplantı yaptık. Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi'ni gezdik. Biz bunu Balıkesir'e nasıl entegre edebiliriz? Çalışmalarımıza başladık. Kolay olmadı. Bir sene işte geçtiğimiz Aralık ayındayız. Bir sene boyunca bu projenin çalışması, yer seçimi, bakanlık hemen binayı buldum buyur gel aç demiyor. Bakanlığın pek çok şartı var. O şartları yerine getirmek için projeyle bayağı bir uğraştık. Ve Balıkesir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bize Çamlık mevkiinde, Balıkesir'in Çamlık mevkii var. Orada Millet Kütüphanesi'nin olduğu, dijital Türkiye'nin en büyük dijital gençlik merkezinin olduğu, girişimcilik, kadın girişimcilik atölyelerinin olduğu çok güzel bir rekreasyon alanı var Çamlık'ta. Orada bize iki bina tahsis etti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Ve biz şu anda Allah nasip ederse Şubat ayı içerisinde artık son hazırlıklarındayız. Balıkesir Çamlık Uydu Kuluçka Merkezi'ni açıyoruz. Bu Türkiye'de 5. Bir Anadolu teknokenti olarak da bu bizim için de bir yine gurur vesilesi. Kimler yaptı? İstanbul yaptı, Ankara yaptı, Balıkesir yapıyor. 5. olarak inşallah Türkiye'de Uydu Kuluçka Merkezi'ni. Şöyle Şubat ayı içerisinde biz Balıkesir Çamlık Uydu Kuluçka Merkezi'mizi açıyoruz. Allah nasip ederse. Son hazırlıklara geldik. Bunun bir önemi de şu. Türkiye'de 5. Uydu Kuluçka Merkezi olacak. Dışarıda açılan, bölge alanı dışında açılan. Kimler yaptı bunu daha önce? İstanbul yaptı, Ankara yaptı. Şimdi kim yapıyor? Balıkesir yapıyor. Bu bizim için koyduğumuz bir hedefti. Kısa sürede hedefimize bu anlamda da ulaştığımız için çok mutluyuz. Burada ne yapacağız? Yeni girişimlerin 0-3 yaş dediğimiz gelişmekte olan yeni açılmış girişimlerin kuluçka desteklerinden faydalanmasını sağlayacağız. Yani bir teknokent gibi orası da faaliyetini sürdürecek. Bütün vergisel avantajlardan yararlanacak. Sadece yeni girişimcinin o ilk kırılganlık kuluçka, o yüzden diyoruz ya ilk kırılganlık döneminde birçok zorlukla karşılaşıyor. Maddi olarak eğitime ihtiyacı oluyor, mentorluğa, girişimcilikle ilgili mentorluğa ihtiyacı oluyor. Biz o destekleri onlara vereceğiz. Orada o yeni girişimcilerimize. Dolayısıyla bir merkez kazandırıyoruz Balıkesir'e. İkinci bir merkez kazandırıyoruz. Evet burada dolduk, kapasitemizi aştık. Şimdi yeni bir soluk getiriyoruz Balıkesir'le. Girişimcilik ekosistemini buluşturuyoruz. Şehir merkezine çektik ve dışarıda açılacak Uydu Kuluçka Merkezi avantajını hemen değerlendirdik. Türkiye'de de 5. olarak Şubat ayı içerisinde açıyoruz inşallah.
Hayırlı olsun diyelim şimdiden. Şimdi gelelim, yine 68 firmanız var, dolu dolu. İnşallah daha da bereketlenir diyelim ama dediğinizde biraz bahsettiniz. Tarım alanında çalışmalar var, savunma alanındaki Türkiye yerli ve milli savunmaya çok ciddi önem veriyor. Ve savunmada da bayağı yatırımlar ve üretim var. Diğer tarafta da Türkiye'nin biraz geç kaldığı ama son dönemlerde hızlandırdığı yenilenebilir enerji var. Çünkü Türkiye'de yenilenebilir enerji alanı yani o kadar fazla ki işte güneşten en çok faydalanan ülkelerden biriyiz. Ama güneş enerjisini o kadar da çok kullanamıyoruz. Gittikçe daha yeni enerjiler, işte jeotermal enerjiler oluşmaya başladı. Bu tür yenilenebilir enerji projeleri de var. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Ne tür mesela projeler ve özellikle tarımı daha çok merak ettim. Savunmayı da anlatırsanız seviniriz. Tarımda ne tür projeler yapıyor? Dün Büyükşehir Belediye Başkanımız zeytinle ilgili bir ödül aldı İstanbul'da. Zeytinciliğimiz bizim çok gelişti. Zeytinimiz de meşhurdur. Tabii zeytincilikle ilgilenen sektörlerimiz var. Körfez bölgesinde, Edremit bölgesinde. Oradan bir akademisyen firmamız bu zeytin budama atıklarının doğada hem doğaya zarar verdiği hem de yok olup gittiği şeyle yola çıkarak bir proje geliştirdi. Bir makina geliştiriyor. Aslında bu makine var ama küçük işletmelerin çok kullanabileceği bir makine olmadığını öngörüyor ve diyor ki daha da bizdeki işletmelere göre ben bu makineyi daha yenilikçi, daha biraz inovasyon katarak bir kompost makinesi Balıkesir Teknokent'te şu anda geliştiriyor. Mesela tarım deyince veya tarımda sinekler var. Zeytin ağacındaki sinek en büyük düşmanı zeytin. Onunla ilgili çözümler geliştirenler var. Hayvancılıkla ilgili çalışan firmalarımız var. Hayvancılık derken bu süt hayvanlarının çok sık hastalanmasıyla ilgili ilaç geliştiren, aşı geliştiren firmalarım var. Başarılı oluyorlar. Bunun yanında savunma sanayi dediğiniz, savunma sanayi ile ilgili önemli iki firmam var. Bir tanesi hatta geçtiğimiz ay Sakarya'da yapılan NATO tatbikatında benim firmamın geliştirdiği ürün başarıyla kullanıldı. Bu basında da yer aldı. Biz bununla gerçekten çok gurur duyduk. Daha önce de NATO tatbikatında kullanılmıştı. Bu Balıkesir Teknokent'te geliştirdikleri proje. Uzaktan mayın patlatma sistemi geliştiriyorlar. Daha önce bu kadar başarıya, bu kadar uzak mesafelere ulaşmamış bir projeydi. Dolayısıyla şu anda hem Azerbaycan devletiyle bir ihracat sözleşmesi imzaladılar. Savunma Bakanlığı'yla anlaşma imzaladılar. Ayrıca yine cephedeki Mehmetçiğim rahat çalışması için bir takım çözümler burada üretiyorlar. Dolayısıyla savunma sanayi firmamız bir de kendi tedarikçisi vardı. %100 yerliliğe ulaşmak istiyor tabii savunma sanayi. Amacımız bu. Yani konferans seviyesine evet. kadar şeyleri, yerlilikleri %100'e ulaşmak için da çalışmaları vardı. Antenlerini Çin'den aldığını ifade ediyordu. Anten yapan yok Türkiye'de. Anteni Çin'den getiriyorum. Mayını patlatma sistemi yok. Anteni de bizim burada bir akademisyen firmamız yapmaya başladı. Ve kendi firmasını kurdu. Şu anda Aselsan'ın millileştirme proje bir şeyine girdi, programına girdi bu. Yani diğer firmamıza anten yaparken o da artık o antenleriyle ön plana çıkmaya başladı. Kendi firmasını doğurdu yani. Zaten istediğimiz de bu teknokentlerde, bu ekosistem içerisinde birbirlerine çözüm üretirken, birbirlerinin destek olurken büyüyen, gelişen teknoloji firmalarını yaratmak bizim bir amacımız. Bu anlamda bunu da yapmış olduk. Yenilenebilir enerji üzerine çalışan, faaliyet gösteren firmalarım var. Arge faaliyetlerini biz de Balıkesir Teknokent'te yürütüyorlar. Ayvalık'tan, Balıkesir içerisinde organize sanayi bölgesinde fabrika, Gemba fabrikası ve bir de Enerjisa, daha önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'de ilk defa Balıkesir Teknokent'te yer aldı. Bunun dışında yazılım sektörümüz, kimya, sağlık, imalat sanayi, savunma sanayi bahsetmiştim. Tıp ve oyun geliştirme gibi sektörlerde geniş bir yelpazede Balıkesir Teknokent faaliyetlerini devam ettiriyor. Şunu ben söylemek istiyorum. Siz demiştiniz ki ilk başta atlamış olmayayım. Çünkü bizim için önemli bir şeydi o etkinlikti. Tabii buyurun. Hani dediniz ya eğitim veriyor musunuz, eğitime önem veriyor musunuz? Aslında hiç unutmamam gereken bir şeyi unuttum. Şimdi Türkiye'de de biliyorsunuz dijital dönüşüm, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dijitale yazılımcı yetiştirmeye çok önem veriyor. Biz de aynı şekilde Balıkesir Teknokent olarak buna çok önem veriyoruz. Hatta bizim firmalarımızın %51'i şu anda yazılım firmalarından oluşuyor. Bunların içerisinde finansal teknolojiler, oyun geliştirme, web tasarım gibi çok onların içinde de geniş bir yelpaze var. Sanal gerçeklik, yapay zeka gibi şu anda Balıkesir Teknokent'te de. Bu ne oldu? Balıkesir içerisinde mesela bizim çocuklarımız
Staj yapacak yer bulamıyorlardı. Bu kadar çok firmanın Balıkesir Teknokent'te yer almasıyla bir avantajı ben söyleyeyim size. Bizim evlatlarımız yaz oldu mu İstanbul'a, Ankara'ya gidiyorlardı staj yapmaya, iş aramaya. Ondan sonra ne oldu? Artık bu çocuklar Balıkesir'de kalıp kendi memleketlerinde yazılım firmalarında gayet iyi stajlarını yapıyorlar. İşe de yerleşebiliyorlar. Biz bu çocukların sayısının artmasını istedik. Neden istedik? Yazılım firmalarımızın gördük ki en büyük problemi yazılımcı arıyorlar ve bulamıyorlar. Çünkü büyük şehirlerdeki çocuklar buraya gelmek istemiyorlar. Gençler buraya gelmek istemiyorlar. İşte bir takım kiradı, şuydu buydu şeyler var. Gerçi yazılım firmalarıyla ilgili %100 uzaktan çalışma avantajı da var. Hani böyle bir avantajımız da var. Ancak yazılım firmalarının ihtiyacının, biz bir talep analizi yaptık. Yazılımcı aradıklarını fark edince dedik ki biz bu yazılımcıları, çünkü bilgisayar mühendisinden mezun oluyor çocuk ama yazılımcının istediği niteliklere sahip değil. O dilleri, onların belli dilleri var. O dilleri hakim değil. Sektör tecrübesi yok. O zaman dedim ki bu sektördeki, benim yazılım sektörümdeki yazılımcılara gelin bu çocukları biz alalım. Siz anlatın. Ne istiyorsanız anlatın, sonra da işe alın. Ve bu şekilde biz iki tane istihdam garantili yazılım kursu yaptık. Ve sonucunda 45 tane Balıkesirli genci bilgisayar mühendisliği mezunu veya değil, yazılımcı olmak için illa bilgisayar mühendisliği mezunu olmak gerekmiyor. Bunları yetiştirdik. 6 aylık kursa tabi tuttuk. Ve sonra bu 45 genci, genç olmayan da var, bu da yanlış bir tanım, yaptık. Balıkesir Teknokent'teki yazılım firmalarımıza yerleştirdik. Orada onlar şu anda hala daha görevlerine devam edenler var. Yükselip atlayıp zıplayıp gidenler var. Bir de yazılım sektörünün en dezavantajlı tarafı da bu. Siz yetiştiriyorsunuz. Ondan sonra büyük firmalar onları alıyorlar. Hadi biz tekrar yetiştiriyoruz. Şimdi üçüncüsünü açıyoruz Nisan ayında. Yine istihdam garantili yazılımcı kursu açacağız. Ve bu yazılımcıları, aslında bunlar yazılımcı gerçekten ama sektörün istediği dillere hakim olması için biz onlara daha böyle spesifik konularda, o dillerde eğitim veriyoruz ve onları kazandırıyoruz. Bu bizim için önemliydi ve bizim bu yaptığımız uygulama iyi uygulama örnekleri arasına girdi teknoparklar arasında. Diğer teknoparklara biz bununla ilgili bir önceki koordinasyon toplantısında sunum yaptık. Bunu da ifade etmek istedim. Gerçekten emeklerinize sağlık. Bu yayın sayesinde, sizin de yaptığımız bu röportaj sayesinde Balıkesir Teknokent'i çok daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Yayın içerisinde, sohbet içerisinde şeyi söylemiştiniz, bizi davet ettiniz Teknokent'e. Umarım havaların güzel olduğu bir dönemde geliriz. Hem Teknokent'imizi baştan sona gezeriz, hem çekimlerimizi yaparız, hem röportajımızı yaparız. Bizim için de güzel olur. Davetinize icabet edeceğiz. Bunun sözünü buradan verebiliriz. İnşallah çok mutlu oluruz. Biz geçtiğimiz ay Aralık ayı içerisinde biliyorum bitireceksiniz ama bizde laf bitmiyor. Çok çok iş yaptık, çok işimiz var. Estağfurullah, buyurun. Çok hedefimiz var. Biz geçtiğimiz Aralık ayı 23-24 Aralık ayında da 12. koordinasyon toplantısı, teknoloji geliştirme bölgeleri koordinasyon toplantısını Balıkesir'de yaptık. Biz ev sahipliği yaptık. Ve Türkiye'nin 81 ilindeki teknoloji geliştirme bölgeleri yöneticileri ve uzman personeli, Sanayi Bakanlığı yetkilileri, Sanayi Bakan Yardımcımızın katılımıyla burada çok büyük bir organizasyon yaptık. Çok başarılı da geçti. Ve şunu söylüyorum, hani biz geleceğiz dediniz ya, 81 il Balıkesir'e hayran oldu. Sizi de bekliyoruz inşallah en kısa zamanda. Hem teknokentimizi tanıtalım hem şehri bir kez daha görün. Daha önce görmüşsünüz ama zevkle sizi ağırlarız. Bu vesileyle de firmalarımızı daha detaylı tanıtma fırsatı buluruz. Çok seviniriz. Ya geçen sefer geldik ama çok şehri gezemedik. Çok kısıtlı bir zamanımız vardı. Bu sefer daha yaygın bir zamanla gelip hem şehri gezip hem de teknokenti gezmeyi çok isteriz. İnşallah. Dediğiniz zaten toplantıyı da... Belki şuna gelirsiniz Mustafa Bey. Bizim açılışımız olacak Şubat ayı içerisinde. Uydu Kuluçka merkezimiz. Bu vesileyle belki gelirsiniz. Hem de o açılışımızı görürsünüz. Yeni merkezimizi de görmüş olursunuz. Hem de teknokentimizi görmüş. Buna da tabii ki neden olmasın. Evet, çok çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Önemli bilgiler bizimle paylaştınız. Ara ara da zaten bir gelişme olduğunda da sizinle tekrar bağlantıya geçip hem Sanayi TV'de hem Sanayi Gazetemizde yayınlara ve yer vermeye de röportajlar yapmaya da devam etmek isteriz. Çok teşekkür ederiz Burcu Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum beni yayına aldığınız için. Balıkesir'den selamlar. Çok teşekkürler. Evet sevgili Sanayi TV izleyicileri, yayınımızın sonuna geldik. Özel bir röportajdı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım.